adam gibi kullansana. Korktuysan su iç. Vay. Ne oluyor ya? Öyle makas atılmaz, böyle makas atılır koçum. Yalnız ben el şakasından hoşlanmam. Ben de trafik şakasından hoşlanmam. Kaza yapıyorduk lan senin yüzünden. Kaza mı? Ben ralli pilotuyum. 1000 tane makas attım, 1 tane bile kazam yok. Kazayı senin gibi dallamalar yapıyor. İndir lan öyle. Bak arabadan indirme beni. Allah Allah. İn bakalım lan. İn. Seninle şöyle bir plaza işi hızlandırılmış toplantı yapak. Zaman tasarrufu hesabı. Heh. Buzdağının görünmeyen kısmı da çıktı ortaya. Oğlum vaktin çok kıymetlisi, yoluna git. Ne konuşuyorsun lan plaza minaza? Lan ben sana elini kolunu sallama dedikçe sen orkestra şefi gibi el sallıyorsun suratıma suratıma. Arkadaşım açın yolu, işimiz gücümüz var. Siz de mi uğraşacaksın? Anca bir dakika bir dur, bir dakika bir sabret ya. Bak kardeş, arabayı pazara götürüyorum satmaya. Şimdi gider ayak bana trafikte jübilemi yaptık mı? Araba mı lan bu? Sen bunu pazara değil, hurdacıya götür. Oğlum bak ben Arjantinli değilim ama Maradona'dan daha iyi tango yaparım. Anladın mı beni? Yo anlamadım. Anlatsana. Oğlum gidin başkene tarzı lan. Sizin bekleyeceğiz oğlum burada. Basın gidin lan. Bekle. Lan bak şimdi size buradan Van Damme gibi ayakları ayırıp ağzınıza çakardım da. Dua edin pantolon müsait değil. Arada sana bir dayak borcum var bak bana sakın unutturma. Ne oldu? Korktun mu? Var ya, acayip korktum ha. Paçalarından akıyor şu an. Tövbe ya. Aldım lan plakanı. Ben sana tangoyu gösteririm. Trafikte bir arıza oldu. Ben sana birazdan fotoğrafını göndereceğim. Acil mi? Acil koçum, acil. Şu adam kimmiş, neyin nesiymiş? İyice bir öğren. Tamam, hemen hallediyorum. Varan bir. Sen atar gider yaparak yola çıkarsan, yolda tutar getirirsin. Burada, ismi Şevkat Yerimdar. Devam, dur. Dur be abi. İsmi Şevkat Yerimdar. Şevkat. V ile ne alakaysa. Plaka da bu isme kayıtlı zaten. Ne biçim isim varmış lan? Facebook'ta bir kişi var. Bak bakayım bu o mu? Aynen o. Adres, telefon falan. Hepsi tamam. Seninki yumurtacı. Balat'ta ufak bir yumurta dükkanı var. İyiymiş. Biz de yumurta kırmaya gideriz. Eğlence var diyorsun yani. Aynen öyle. İyi peki. Beyler. Hadi gazlıyoruz. Yumurta festivali var. Nereye gidiyoruz ya? Hadi, hadi abi, soru sormayın. Eğleneceğiz. Hadi hadi. Lan bu motorizeler. Geldi işte. Çenen kopsun lan Niko. Kopsun inşallah. Aa! Sen de benim gördüğümü görüyor musun? Bora. Sizin ne işiniz var burada? Asıl senin ne işin var burada? Yumurtacıya tango dersi vermeye geldim. Oo, hoş geldin genç. Tango çalın lan. Çalın bakalım. Çalın.
gelirsem gelirim, deli misin Nesin? Şimdi artık dolacağız. Oğlum tango çıktı pınarla. Ayından birer kişi. Vurur mu bu? Kemikçisi gelsin. Kemik. Vur lan. Vur. Adam sen lan sen. Vur onu kafaya. Abani yaman aman. Abani yaman aman. Abani yaman aman. Abani yaman aman. Vay ama vay ama. Vay ama vay ama. Yok sana yok sana. Yok sana yok sana. İkisi birbirimize gidiyorsunuz. Çayır mı lan burası? Gidin Kırpınar'a katılın. Katiyen amirim biz kavga etmiyorduk yani. İstek parçası yüzünden çıktı mevzu. Ben diyorum sağ sağ arkadaşlar diyor tango yani. Öyle değil mi lan Selami? Aynen öyle memur abi yani biz burada tango yapıyorduk. Sizin ne işiniz var burada? Yumurta almaya geldik. Arkadaşın yumurtaları meşhurmuş da. Başka yerde yumurta yok mu? Yok. O benim yumurtaları kastediyor. Müptelasıymış da. Ne diyorsun lan sen? Açın. Adamına sabrı bozma. Memur abi sıkıntı yok hani espri bayetinden. Yani siz şimdi burada kavga etmiyordunuz öyle mi? Yok yok katiyen. Ya biz bunu kavgadan saymayız. Aynen öyle. Biz de saymıyoruz zaten. Şimdi memur abi ben sana mevzuyu açıklayayım abi. Biz burada spor yapıyoruz. Hani böyle espri olsun falan diye. Şimdi çünkü bizim mahalleler arası bir turnuva var. Ona hazırlanıyoruz biz. Tabii tabii. Misal bu peştemallı arkadaş yüksek atlamacı. Hani fora falan. Bu hanımlar da çamur güreşçisi. Yani biz kimseden şikayetçi değiliz. Canım yani bir tango için kalp kırıldı. Siz? Biz de değiliz. Tango yarım kaldı. Ona biraz üzüldük. Birader, halı sahaya gel birader. Halı sahaya gel. Orada görüşelim hadi. Bize uyar. Maksat spor olsun. Ha, kemik sesi iyidir zaten. Kemik sesi kulaklara da iyi gelir. Sen dur dur. Ben senin kafanda kemikle desibel rekoru kıracağım birazdan. Hadi dağılın bakalım hadi. Hadi. Bir kavgaydı. Rakip sağlam. Eyvallah kardeş. Ha öyle ha. Hadi beyler hadi. Hadi. Tamam abi. Ya hadi. Hadi yürüsene sen. Ne oluyor acaba? Yürü sen. Ya, ne oluyor? Hadi kızım. Arabeye dönmüş dükkanı ya. Lan benle mi oynuyorsunuz lan bu oyunu? Vallahi güzel patlattı camı. Ne yalan söyleyeyim şimdi. Ben seni. Yavaş yavaş. Bir de polis ezme gider ayak. Her şakanın bir sonu varmış değil mi? Biz de finali yapmaya geldik. Oğlum o oyuncaklarınızı kaldırın. Onlar için. Şevkat sen karışma. Biz bunların cezasını keseriz. Maliyeci misin lan sen? Kime ceza kesiyorsun? Az önce kavga ediyordun. Sen bunları bize bırak. Biz bunların cezasını keseriz. Biz kavga mavga etmiyorduk koçum. Antrenman yapıyorduk. Ha illa bela istiyorsan sana Niko'yu vereyim. Bir hafta böyle çift okey gibi takılın. Bakalım ne kadar kurtarıyorsun kafayı. Bak Şevkat, biz elimiz dolu geldik, boş dönmeyiz. Senin canı yandı, biz de yakarız. Ne diyorsun? Yakın baba. Dur. Kızlar, siz bir şöyle ayrılın bakayım. Hadi, hadi, hadi arkaya. Tamam. Mama. Ya hadi. Devam et. Yakın! Yakın oğlum, yakın! Lan yakın! Ne oluyor ya? Yine kavga mı var ya? Bozkır Mahalle diye tımarhaneye getirdin bizi. Ya iki tane kavga çıktı desen de dırdır edip yani başımı etmeyelim ya. Ya.
tarafa. Geç. Sen de geç. Geç. Ne işkele mi tango yapıyorsunuz? Ne oluyor lan burada? Yok ya, ne tangosu? Bu Namık Bey nerede? Hangi Namık? Namık Kemal. Tanımıyor musun Namık Kemal'i? Ya tanıyorum Namık Kemal'de. Ne alakası var şimdi? Ne alakası var olur mu? Namık Bey'in bana borcu var. Ben ona şopben taktım. Bana paramı vermedi. Dedi ki ben sonra veririm dedi. Taktı gitti Namık Kemal bana. Ya saçma sapan konuşma. Deli misin? Nesin sen? Ne deli olacağım ya? Namık Kemal işte. Taktırdı şopbeni. Gitti kaporu bıraktı. Aha. Aha bunu da kaporu bıraktı. Al dedi bu kapor olsun dedi. Ben sana sonra veririm dedi paranı dedi. Vermedi gitti. Ben bunu ne yapayım şimdi? Tahta takunyayı. Ben bunu şimdi tavuğa versem tavuk da yemez bunu. Tahta peklik yapar tavukta. Yahut şey yapar, yumurtada kırık çıkabilir ondan dolayı da. Kırık çıkar yumurta. Samanlıktan kaldıramadım samanı da namık. Ah bu. Bir de tımarhane değil namık diyorsun. Ya, bak adam delirdi. Ya Pascal. Sen şimdi bu hazinenin peşine ciddi ciddi düşeceksin ha. Bu harita işi beni heyecanlandırıyor. Pascal kusura bakma ama ben bu haritanın bir hazineye çıkacağına inanmıyorum. Önemli değil. Yaşadığın heyecan gerçek. Düşünsene be canım. Ya hazine bulursak? İyi de senin paraya ihtiyacın yok ki. Benim yok ama canım. Çocukların var. Hepsini ayır kurumlarına veririz. Bravo. Tebrik ederim seni Pascal. Elimden gelen her türlü yardımı yapacağım sana. Acelesi yok. Kutlamadan sonra bakarız. Ne kutlaması? Nasıl ne kutlaması? Esem'in kalmasına kutlamayacak mıyız? Yani hiç planlamadık aslında biz ama olabilir. Ya olmaz öyle. Bu iş bende. Akşam sizi diskoya getiririm. Arkadaşlarıyla falan. Ama Şefkat olması olmaz. Tamam. Tamam o zaman ben bizim kızlara haber veririm. Şefkat'e de söylerim. Konuşuruz seninle, haberleşiriz. İnşallah canım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya biliyorum hiç yeri değil ama Pascal akşam bizi diskoya davet etti. Vallahi mi? Hı. Seni de özellikle çağırdı. Hakikaten de sırası değilmiş. Neyse, gidelim bari. Madem o bebe özellikle davet etmiş, şey yapalım. Ama önce şu hayvanları... Baksana. Ha, bir bu eksik. Bir şey mi dedin? Ay yok yok. Güzel yiyorum, eğlence. Eğlenmeye baktım. Ne güzel orada. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selam. Bende çok manita var. Hepsi birbirine karışıyor canım. Sonra arıza çekiyor. Vallahi canım. Sekreter tutmak istiyorum ya. bizim Sanem yaşam koçu. Ona söyleyelim senin aşk hayatını şöyle bir düzene soksun. Vay ne güzel fikir ya. Hadi ya canım. Bora, sirke işine girdin herhalde. Ne diyorsun be? Hayır, suratın sirke satıyordu ondan diyorum. Sana ne ya? Sen eğlenmene baksana. Zaten ayda yılda bir kere geliyorsundur sen böyle aylara. Maalesef damsız almıyorlar. Dam dediğin İskambil'de olur kardeş. Bizde kadına kadın derler. Biz öyle senin gibi kadınları giriş kartı olarak kullanmayız. Kardeş, hanımlar bizle beraber. Yanlış olmasın, siz şöyle bir yana geçin istersen. Tamamdır, kusura bakma. Eyvallah, hadi iyi eğlenceler kardeş. Eyvallah. Pascal, oğlum yakışıyor mu lan sana?
Oturma böyle yedek kulübesinde oturma. Hadi kızlar yalnız kaldı ya, kalk. Bayağı. Hadi gel. Oraya hadi. Ya yok, ben böyle iyiyim. Şevkat. Ha yok, ben Ankara havasından başka oynayamıyorum ya. Neresiniz lan? Hayırdır birader, bir durum mu var? Kızlar bizimle birlikte. Biri de benim kardeşim. Biz hallettik o mevzuyu. Sen bak keyfine. Oğlum çıkın gidin. Hayır hayır. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Gel gel yok. Arkadaşına söyle, gelmiş bize artistlik yapıyor. Hala konuşuyor. Tamam kardeş, tamam. Tamam bizde. Oğlum tamam, ben konuştum o mevzuyu, kapattım, uzatma daha fazla. El sıkışın kardeş. El sıkışın bitsin şu mevzu, hadi. Uzat kardeş elini. Uzat. Hadi hadi hadi. Hadi sen de. Uzat sen de Bora. Uzat şu elini. Hadi kardeş, siz eğlenmenize bakın. Sakin. Tamam. Geç abi. Geç. Gel kardeş, oturak biz. Tamam. Hadi geç. Geç. Ben de yani baba ya. Vallahi Pascal süper oynuyorsun. Teşekkür ederim canım, ver sana. Hadi dön dön. Bora artık şu surat asmayı bırakır mısın lütfen? Ya kusura bakma Esin. Ben aslında Şevkat Uyuz oldum. Artistlik yapıyor ya. Sen anlamazsın böyle şeyleri. Şuraya bak ya, herif diskoda ne çaldırdı? Bora bak. Şevkat benim arkadaşım, aynı zamanda komşum. Onunla iyi geçinmeni istiyorum. Esin, bu konuyu kapatabilir miyiz? Olay bitti, konu da kapansın artık. Tamam? Esin, hadi sen de gel. Ay hadi gel. Gel, hadi gel. Gel, gel. Hadi gel, gel, gel. Yeter bak. Çok bekli bak. Geç şöyle bak. Hadi. Sen Esin'in partisinde rezil etmek için mi geldin ya? Yeter Gizem, bir de sen konuşma ya. Hem siz ne bekliyorsunuz, gitsenize. Evet evet, gidelim ama sen de geliyorsun. Esin bekler onları. Hadi. Siz istiyorsanız gidin kızlar. Ben Şevkat'ı bekleyeceğim. Ona bir yumruk borcum var da. Bora, bak Şevkat'a bir şey yapmaya kalkarsan karşında beni bulursun. Lan Sırık, oğlum ne içtin lan sen? Neyin kafasını yaşıyorsun? Ben ortamı sakinleştirdikçe sen geliyorsun, hır çıkarıyorsun önümü de iki kere. Konuşma lan, sen bana nasıl vurursun oğlum? Oğlum insanlara tepeden bakacağım derken alttan bıçağı yiyordun, haberin var mı? Ya konuşma diyorum. Dur. Olmuyor Bora ya. Yakışmıyor sana ya. Bu gece kavga yok, tamam mı? Ya bir de sen karışma Pascal. Abi siz gidin. Biz Şevkat'le kozumuzu paylaşalım. Bora yeter artık ya.
Ya mahvettin bütün geceyi. Çağırdığıma çağıracağıma pişman ettin ya. Bana bak. Benle gozlarını paylaşacaksan desteden kart çalmayacaksın. Anladın? Yok anlamadım. Hile yapma. Gel kanun ol. Tamam. Hadi Pascal. Ben kaçıyorum. Hadi gel, gel. Ben bıraktım sana. Hadi gel. Yok yok. Biz beraber geldik ya zaten. Tamam. Şey yaparsın. Hadi baba tamam mı? Kızlar iyi akşamlar. Güzel. Hadi iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Adam sinirlenir tabii. Vurmak zorunda mıydın? Yani gidip yumruk attın sen de. Ya kızım, senin avarel orada haybeye artistlik yapacağım diye adam orada alttan bıçağı takıyordu diyorum. Sen hala bana ne anlatıyorsun ya? Ya ben gitmişim, mevzu çıkmadan olayı kapatmışım. Senin sırık gelip gelip kaçıyor adamları. Ne yani, sen kahramanlık yaptın. Bu arada bunu sindiremedik. Kapanmış olayı tekrar açıp kendi kahraman olmak istedi, öyle mi? Ya yok, ne kahramanlık mahramanlık. Her şeyi de merak etmeyi ver ya. Sen sanatçı değil misin kızım? Sanatına odaklan. Bana raconun resmini yapabilir misin Esin, onu söyle. Şefkat, dalga geçme. Şurada ciddi ciddi konuşuyoruz ya. Gerçekten siz erkeklerin arasında böyle bir çekişme mi var? Ya onlar ergenlikte olur. Ama sonra işte biri gelir, ham meyveyi dalından koparır. Sonra da işte adam olma süreci başlar. Şimdi aslında dışarıdan bakıldığında aksiyonlar benzer görünür. Ama aralarında dağlar kadar fark vardır. O dağlarda da ziyadesiyle telafat olur. Anlamadın değil mi? Adaletin yoksa delikanlı olamazsın. En fazla çakal olur. Şefkat, benim kafam çok karıştı bu delikanlı lafları falan. Ben anlamıyorum hiçbir şey. Belli belli. Sen Paris'te biraz Fransız kalmışsın olaya. Burnumun ucunu göremiyorum. Şefkat, söyler misin? Neyi göremiyormuşum ben burnumun ucunda? Senin o değnek benimle kozlarını paylaşıyor mayan aslında sosyete piştisinden kaçıyordu. Konuşturma beni. Sosyete piştisi ne ya? Bunu da Bora Efendi'ye sor artık. Ben de kodu yapmam. Şu ileriden sağdan aradan gir. Oradan direkt mahallede evin önüne çıkıyorsun. Ya biliyorum herhalde evimin yolunu. Allah Allah. Ondan kestirme diye ondan söylüyorum kızım. Allah Allah. İyi tamam. Dedik. Bütün gece berbat oldu ya. Aman be kızım. Dert ettiğin şeye bak ya. Yani hayat böyle. Yani niyetle akıbet her zaman birbirini tutmuyor. Buna alışman lazım. Ayrıca bir kusurumuz olduysa da affola. Yok canım, ne kusuru. Tadımız kaçtı sadece. Kavga iyiydi yalnız. Bir de şöyle söyleme Şefkat ya. Şu düştüğümüz hallere bak. Ne varmış kızım halimizde? Şükredelim. Ya en azından sağ salim evimize gelebildik. Hayır. Şimdiye bir kısmımız hastanede, bir kısmımız da nezarette olabilirdi. Ya haklısın aslında. Yani çok da şey beklememek lazım. Çünkü sonra insan hayal kırıklığına uğruyor. Ya. Ha, şey, hayal dedim, oradan aklıma geldi. Sana şey diyecektim ya, hani gece tatlı bitsin diye. Söyle. Ya bu Pascal'la diskoya gitme muhabbeti benim için hep bir hayaldi. Ya bunu bana yaşattığın için teşekkür ederim. Mutlu olmana çok sevindim. Eyvallah. Yani bence sen de mutlu ol. Yani sonuçta yani hayatında böyle bir gece yaşadın mı hiç daha önce? Neyse ki yaşamadım. Da benim de mutlu olacağım bir neden var aslında. Allah Allah. İddiayı kaybettin. Bir hafta kavga edemeden dururum dedin. Daha ikinci günde kaybettin. Ben onu unutmuşsun ya be. Ama benim iddiam devam ediyor. Hadi iyi geceler. Dur bir dakika. Bu iddia burada bitmez.
Bu maç berabere bitecek. Yaz buraya. Göreceğiz. Görürüz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Zobayı kurmana yardım edeyim mi? Aklımda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.